Değerli izleyicilerimiz, bir yemek programına hoş geldiniz. Bir ev bir yemek programının her bölümünde geleneksel Türkmen yemeği bir Türkmen kadını ile birlikte sizler için yapacağız. Programımızın bugünkü bölümünü Türkmen Edebiyatçılar Örgütü Başkan Yardımcısı, yazar, şair, aktivist kadın Sayın Münevver Mulla Hasuni ile birlikte sizlere sunacağız. Ablam hoş geldin. Teşekkür ederim. Necesin? Sağ olun. Sağ olasın. Necesiniz? Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Hayatım sağ olasın. Ablam çok memnunum. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığı için bizi kırmayıp katılmaya. Sağ olasınız. Biz teşekkür ederiz her zaman. Türkmen Ulvi Televizyonu her zaman bu gibi çabalarda bulunmaktadır. Yani millete faydası olan programlarda. Tabii yani bizim de bugün neler yapacak abla onu soracaktım. Bizim geleneksel Türkman yemekleri, biz bilir Türkman her zaman derin bir tarihe sahipti. Evet. Kalotu var, folklor var, geleneksel of adetler var. Aynen. Bugün de işte biz Türkman mutfağında neler yapacağım bugün birlikte. Bugün tabii Türkman Kadın, evet. Deniz Kadınlar Birliği, Kadın Türkman Deniz Türkman Kadınlar Örgütü'nün mutfağı bize atılmış, atılmışlar bizim için. Sağ olsunlar. Evet. Bu gibi yani davranışta bulunmaktadırlar. Tabii bugün yemeğimiz bir eski yemeklerden karaharman. Karaharman. Karaharman pilavı diyerek. Vale. Karaharman, biz birlik karaharman da yani bitmişik özünü bir az sıvı da. Karaharmanın da faydası vardı. Buğdayın çok faydası var. Bir karaharmanı da sümbüldeyken, hele tamam pişmiyor böyle baharın hı. sonunda, sümbüldeyken getirirler bir tendir sıcak ederler. Atayı çıkarttıktan sonra sümbülleri koyarlar. Hele yani sütü içindeydi buğdanın. Pardon yani ondan bu rengi yeşil oldu. Hele yeşil atarlar pişmemiş. Ben. Atarlar ondan sonra ayırırlar daftarlar özüne. Özleri bir kere şeyler var. Hatta bu gibi döner böyle ola. Tabi faydası da çoktu karaharmanın. Hatta şeker hastalığı olan yani yemese şeyi o bir mesela, pilav yemese bunu, pilav yemese bunu yiyebilir. Bunun yanında neler yapacağı? Bunun yanında er gezmesi, bu da bizim bir geleneksel yemeklerimizden de ergünde sonra konuşuruz, aynı faydası vardı. Sonra salata olarak mor lahana salatası, bu da salataklıklar. Sonra kuşbaşı et yapmışız, bunu da. Bu arada etimiz pişipti, yani vaktimiz kısıtlı olduğu için tamam. Eti pişirmek zorunda kaldı, tamam. Pişirdik. Şimdi yağı ilk koyalım. Önce neyden başlayalım? Karaharmandan? Karaharmandan. Karaharmandan. Biraz ocağı yakın ya da yakarsız. Yağını bırakırız. Ne kadar yağ bırakasınız? Ya işte böyle göz ayarı yani 1 yarım glas, 1 glas buharından daha da az olsa bir de verir bozular. Bizim burada karaharmanımız 1 kilodur. 1 kilodur. 1 kilo. Bu kadar bunun yarısını koyarız. Az oldukça buharın tadına. İlave eder. Gözün anca yağlı da olsa anca güzel olur. Doğru. Ya, ben bunun suyunu aldık. Yardımcı olmaz size. Tabii bu gibi yemekleri bizim kadınlar, nenelerimiz yapardılar her zaman. İndi de yani Türkmen mutfağının kokusu burnumuzdadır. Evet. Ramazan'da, şeyde, bayramda, bayramdan önce, bayramdan sonra. Yani hı-hı. her zaman bu gibi geleneksel yemekler bizim Türkmen kadınları güzel bir şekilde tatlı tatlı yemekler yaparlar. Ablam ne kadar süre iyi bir derg olsun karaharmanı? Yani bir az böyle rengini şey etsin, çok da yok da imşak olmasın. Şimdi kaynadın da kavurur. Mesela bir saat, bazına. Yarım saat? Yarım saat bastı. İyi bitmese o da onu. Sonra bunun ataşını biraz fazla yarık. Ben ataşını biraz fazla yarık. Ama her zaman yemeğe sıcak su. Sıcak. Yani ister et olsun, aş olsun, pirinç olsun, sıcak su. Sıcak su koymaz yani bitirmez yani lezzetini sonra yani faydasını da. Doğru. Yani korur, faydasını da korur. Doğru. Tabii aynı buğdadan yapılan keskekimiz de var. Vale. Geldiğimiz yerimize kalada doğru. keskek de etmiştim.
O keskekte bir ayrı bir tadı vardı. Geleneksel yemeğimiz zaten. Dökme. Dökme. O da gelenekseldi. Geleneksel. Dökmeden sadece keskek pilav diyor ki halim de yapar. Halim de olur. Herisi de olur. Çok tatlı olur. Doğru. Zaten herisi de olur. Buna indi daha ne işler ablam? Buna işte suyu kadar yiyeceğiz. Su basit çıkar üzerine. Su verim. Buzda koyar. Etin suyunu. Etin suyunu ekleyeceğiz. Etin suyunu ekler. Ayrı sıcak suda koyar ayrı üstüne. Ayrı sıcak suda veririm ben. Bizim tabi her yemekte bir tat vardı, bir fayda vardı. Ekleyeyim ablam. Ekle. Biraz sıcak olsun. Sıcaktı. Hani bir et suyu koyarım içine. Et suyu da. Çok koydu suyu. Kalp yoktu. Bu bir çok oldu suyu. Biraz koyarak açık kalsın, kaynasın. Kaynasın. Suyu kaynar, biraz damalı, yani suyu az olan da kapağını örterek. Kapağını örterek, doğru. Şimdi bu biraz kaynasın, suyu kaynar, biraz kaynarsın. Yumuşak olur, ondan sonra dama veririk o zaman. Dama veririk. İstese de su, et suyunu bir daha veririk o zaman. Et suyunu veririk. Ablam biz bilirsiniz, yazarsınız, şairsiniz, yazar. Ne kitaplarımız var, ne kitap baskı yaptınız? Kitap, ben Arapça, Türkçe yazarım. Ben. Aynı zamanda bazı kere Türkçe yazılarımı Arapça'ya çeviririm. Arapça yazdığımı da Türkçe'ye çeviririm. Arapça yazdığım şiir kitabı, divanım var. Maraf Adababiyya, Dumanlı Körfezler. Ben. Aynı zamanda şeyde bizim yani Talasim'in Ataş. Hı hı. Aynen. Susuzluktur ısımları. Bu da Arapçadı. Arapça Türkçadı bu. Arapça. Bir yan Türkçe, bir yan Arapçadı. Sonra bunlar şiir divanı. Bundan önce Türkçe şiir divanım vardı. Bitmeyen Çile, yalnız Türkçadı. Bunu 90'larda yayınladım. Sonra bunlar şiir divanıydı. İndi de elimde bir ayrı şiir divanım vardı. Gönül Zirvesinden. Min Sahveti Kalp. Bu da Türkçadı, yalnız Türkçadı. Hapsi de yeni harflerlerdi. Sonra ayrı kitabım da var, bu değerlendirme eleştiri, kıraat ve ru'a. Bunu Arapçadı, Türkman şairlerinin ayrı, hatta sunulan piyesler, kerte sunulan piyesler, Türkman yazar ve şairlerinin bazı romanlarını, kısa öykülerini ele almışam, bu kitapta eleştiri yapmışam. Sonra bir kitapta ettim, istediler benden okul kütüphaneleri için. Bilirsiniz bizim Türkmen okullarında, tarih kitabında, yani Türkmen tarihine işaret olunmayıp, bunu her zaman da demekteyiz. Maalesef diyorlar. Onun için bir özetçe Türkmen tarihini Arapça ve Türkçe yapmışım. Hatta ilkokul, orta, lise, tümüsü bundan faydalanır. Adını ettim Şanlı Tarihimiz. Arapça tarafı Tarihunel Mecid. Bunu güzel bir şekilde Türkmen yerinde ne kadar kalıtlar vardı. Kışla, Kayseriler, köprüler, Türkmen yerinde yani Mendeli'den, Tel Afer'den Mendeli'ye kadar tümünde, hepsinin. Sonra Türkmen eski yazar şairler, eski subaylar, soykırımına uğrayan Türkmen uğramış hangi tarihlerde, nerelerde, Kerkük Kalesi'nde, kalıtlarımız, Danyar Peygamber, Buğday Hatun, ondan sonra ayrı ayrı şeyler çok yani Kayseri, Kerkük'te olan hanlar, mahalleler, oyağa bıyaklılar hepsinin resimle ve adıyla. Yani, Türkmen tarihi Oğuzlardan, bizim Oğuzlardan da tarihimiz. Çok yani derin bir tarihe sahipti Türkmen. Oğuzlardan yazmışım Türkmen tarihini devletlerin oldu ona. Ondan sonra işte ayrı da orta üç bu arada yemeğimize de bakalım. Tamam, hele. Orta üç kitabında şiirim yayınlanmış. Ben. Şey tarafından, Eğitim Bakanlığı tarafından ben. Bir şiirim yayınlandı. Orta üç edebiyat kitabı. Aynı zamanda lise 3 lise
lise 3'te aynen Kerkiç Kalesi üzerine yazı istediler benden. Yine Arapça istedi. Tabi Arapça idi kitaplara. Evet. Ki Arapça kitabı için. Evet. Kal'at Kerkuk beynel hadaret ve turat. Bunu yazmışım. Lisede yayınlanmış. İşte gelir yani bu genel sınavlarda gelir şiirimi ezberleyipler ve yazar da yani özgeçmişim ne yazarlar. Başarılar dilerim. Sağ olasın. Sağ olun ki ruva sağ olun. Var olasın, sağ olasın. Abla indi ne yapalım? Tabii sohbet bitmez. Ha, çok indi, güzel devam eder. Bunu sonra ödeme alsın, kavurak bunu. Bak. Biraz mı kaynasın? Kaynasın ondan sonra. İndi erge. Yardımcı olur size. Tabi erik çok faydası vardı. Ergün yani hatta bir kap olsa bunun Allah'ın şeylerine. Ergün faydası çok çoktu. İnsanın bağırsıktın hareket veri. Sonra canda canı yani ıslak. Hatta Ramazan'da yani canı yani koymaz susuz olsun. Bunu vaktinde yapardılar. Ramazan'da damda sühürlük ederdiler. Sühürlükte koyarlar doğru üzerinde bunun şerbetini. Abla bu bir özel kayısından oğlu, erikten oğlu mesele yoksa? Özel yok. Aş malı ayrı, şerbet malı ayrı. Bu şerbet malı kuru oluyor, o birisi normal. İkisi de oğlu ama yalnız şerbet malı olsun. Şerbet malı. Aş malı ayrıdır. Aş malı ayrı. Bunu ezerik çıksın. Açıklarını çıkardığını özünü. Ama çıkmıyor bu. Biraz şey olsun. Hatta iyi bitmiş o özünü. Bir gün önce de ibini. Bir gün önce yani. Bir gün önce. İyi bir oğlu bir gün önce de oğlu. Serin bir yerde ibinse oğlu. Doğru. Abla biz birlik sen Kadınlar örgütünden siz de aktivit bir kadınsız. Sağ ol. Burada göreviniz nerede? Kadınlar Birliği'nde. Burada seminerler ve faaliyetler şeyinde komisyonunda. Hı-hı. Orada ben yani başarım Kadire Hanım'la beraber. Doğru. Ve aynı zamanda burada seminer sunmuşam. Seminerlerde kadın hakları hatta İslam'da kadın hakları, aynı zamanda bazı ayrı konularda, mesela beden dili, lügat-ı cesed dediğimiz, konuşan da elin nasıl çabaladı, gözün kime bakar, ne dediler, bunlar tümüsü yani şeydi, gerek bilsin insan kan çağrında konuştuğu evet. insanla yani nece bir, nece davranışı nasıl olur? Nasıl davranır? Tabii farklı da oluyor. Farklı da olur tabii ki. Her kişiyle aynı davranılmaz. Tabii. Mesela çocukla bir türlü olur. Aynen. Ceset dili. Büyükle ayrı olur. Hı hı. Kadınla ayrı olur. Erkekle ayrı olur. Tabii bunları ise dedik hatta edek kadınların önünde kalmasın içinde. Hatta makineyi vurduğumuz zaman bozmasın makineni. Doğru. Faydası da çoktu. İftarda yani iftarda oğlu ve sühürde de oğlu. Hı hı. Ondan sonra geri zamanlarda oğlu. Şerde değil Ramazan'da da. Özü evvel Ramazan'da edermişler. Evvel yani biz de evvel 12 diyoruz. Ablam her ben bilmem bunu mesela çoğu var ana yemek gibi. Diğer doğramayı da öyle. Var. Var ederler. Ha. O da bir tatlı. Yani sadece meyve suyunu dök, şerbetini dök. Bana? Sadece meyve suyu dök, şerbet dök yani. Yok yok, güzel bir şekilde bir faydası da çoktu. Tamam. Tabii bunu aldıktan sonra, yani tohumunu çıkarttıktan sonra koyarız makinede tam essin özünü. Tamam, şimdi böyle kapağın ötleri. Abla bu tamam oldu hatta, tohumları. Hatta dem alınca. Tohum tamam tohum oldu bitti, çıktı. Alın ben yanı özünü. Şimdi burada koyarız özünü şeye. Makineye ekleriz. Nasıl bir kaşık dönüşü daha güzel olur. Kaşığı koyarım size hemen. Gel kaşıktan. Burada var. Gel kenarlardan hatta dökülmez. Yapamazım. Ay, yap yap yap. Acık da gelse gözü oynar kaldı. Tamam tamam. Şimdi bu dibi kaldı. Bu dibi de zaten faydalanmak tamam. özünden.
Şimdi kapağını. Bunu kapağını kapatalım. Şimdi koyarız. Makine yardımıyla azar olsun. Makine yardımıyla azar. Biraz su olsun içinde daha iyi olur. Biraz su koysak. Dursa. Biraz su. Ya tamam. Bak, olabilir bazı acı geçip bizden. Ne kadar su ekleyemiyoruz? Eğer varsa acı geçipse hatta ki şey etmeyelim. Bir az, az su. Kadar yeterlidir. Koy. Bas. Tamam, sonra bunu bir de suyla şey edelim. Tamam. Çıkardık sonra bir daha sızarız gözünü. Bir daha geçirelim. Sonra. Tamam. Bıraktıktan sonra şey ederiz gözünü. Tamam. Şimdi, burada pilavımıza bakalım. Pilavına. Tamam. Karaharman bunu koymuşuz deme. Karaharman pilavına. Demalı. Eğer su istese su veririk. Böyle. Şimdi biraz bakarız gözüne. İyi. Çok iyi. Biz biraz da eğer istesek bu. Et suyu ekledik üstüne. Et suyunu ekleriz. Hatta daha lezzet verir. Hatta damalı. Biraz da şey ekleriz üstüne. Tuzuna bakarız. Tuzuna bakarız. Biz gerek bu su hani... Biraz bunu... Yatsın tuzu. Tuz. Tuz tabi var. Yani ihtiyaca göre var. Ne kadar işte on soracağıydı mesela işte, ne kadar atasın. Tatına göre bakasın özüne. Şimdi biz bu eğitim tuzu. Mesela daha damak zevkine kadar var. Tuzlu sever, var normal. Tamam, bu yani bir kup kaşığı yeter. Bir yeterli. Kup kaşığı yeterli olur. Bir kup kaşığı yeterli de. Ama ara sıra eğer baksak, yani isteyen olsa fazla bilebiliriz. Fazla ekler özellikle. Ekler fazla. Şimdi gelip soğanını kavururuz. Soğanın. Soğanı kavururuz, sonra katarız özüne. İyi bir şekilde soğan kızarsın. Doğru. Özde yağ sever. Orada ben ocağın altını açıp siz uçağı açtım. Tamam. Tamam. Soğanımızı burada kavururuz. Soğanı kavururuz. Alın boş tabağını. Buna kapak da örtsek olur. Hatta sıcaklığını çevirsin. Çevirene daha tez yumuşak. Yani sadece yumuşasın yoksa kırmızı kavur, kırmızı olana kadar kavurur gözüne? Yok, kırmızı olsun. Kırmızı olsun. Kırmızı olsun. Kırmızı olsun. Daha şimdi bunun zalatayı başlayalım yoksa bunu bitirelim. Sen bilsen ama bunda bak, ondan şey, sonra bir de bakalım ne dedi. Yani ne de oldu şeyi. Katılığı. Katılığına bakarız. Katılığına baktıktan sonra bazı olabilir içinde olu hani çıkardırır. Hatta ki güzel bir şekilde katılsın. Biraz daha su katılın yatı. Tamam. Biraz daha su ister. Biraz su koy. Bir kup yeterli. Tamam. Tamam. Hala da daha da ister. Şimdi bastı. Yeterli. Sonra su katarız gözüyle. Sonra yaptığımız bunu, yani şimdi bu hele bitmiyor. Daha, tamam, daha da ister su. Daha da su ister. Daha. Biraz da su olsun hatta iyi azağın özünü şeyden. Alekten? Burada azağın özünü. Bunu o zaman çıkardık bu, burada. İşlesin hatta iyi işlesin. Yok biraz daha. Su biraz koy özüne. Hatta soğanımız da. Soğanımız da orada güzel kavrulu. Güzel bir şekilde. Abla bu kadar yeterlidir. Soğan kavrulmayalım iyi. Bu kadar yeterlidir su. Kavrulsun soğan. Koy. Tamam daha. Tamam. Daha getir. Yok yok. Yeterli. Bakalım kadar iyice. Tamam. Tamam oldu. Hala daha istirin. Su. Getir. İstemiyorum, daha da gitmesin hatta. Yavaş yavaş ihtiyacına göre
suyunu verdim. Yavaş yavaş suyunu ekledim. Hatta burada elekte bunda sızar gözünü güzel bir şekilde. Biraz da. Biraz da. Ya o zaman bu bir ölçüsü yoktu. Göz yok, kararıydı. Göz kararı. Bir az, bir az. Yeter. Tamam. Bunu çıkartalım. Çıkart. Bu yanmasın. Güzel. Bunun kapağını. Çok güzel kapak olsa. Onun için indi tamam. Ablama veririm size. Evet. O kapağı yatmam için. Dur. İsterim aynen ağırlığı koyayım. Hatta elde gülmesin özüne. Çünkü... Oh, değerli izleyicilerimize görsek çok güzel bir rengi oldu. Bu er gezmesi. Çok güzel oldu. Bunu ekleyeyim size. Boş ekle bura. Yavaş yavaş şu hapsın birden. Yavaş yavaş yavaş. Tabii bu çinli diyoruz buna. Bunu güzel bir şekilde... Daha, daha. Buyur. Değil mi? Ha. Sizin birden ekleyeyim yoksa yavaş yavaş? Ekle, ekle. Yavaş yavaş, bas bas. Yavaş. Özü ne çok katlı olur, ne çok duru olur. Hı. Yani bir... Orta bir kıvamda olur. Orta bir kıvamda olur. Hatta dağdına da tabii şeker koyarak şimdi buna. Şeker de eklerim. Şekerden eklerim, şeker eklerim. Bu abla kabımız dedi... Ama biraz dedi, daha su ısıtırım. Tabii, bu kabımız dedi Çinli dağdı. Bu Çinli'di. Eskilerden. Eskilerden bunu Çinli diyardı. Bunlar yoğurt da yapardılar. Bundan daha küçük var, yoğurt yaparlar içinde. Şimdi de var. Ne şekiller var abla bunun? Yani bunun bundan küpe var. Küpelerde turşu yapardılar. Doğru. Bundan meseriyeler var. Yaparlar. Küzeltiler. Küzeltiler işi de bu. Evet. Güzel işi de. Gel hatun. Ekleyeyim. Dur bunu biraz bir şey ayırağını. Bundan da istifade eder. Bu kanalından da istifade eder. Ondan da. Ha. O zaman bir tabak koyarım ben size. Aynen bunu bir az su katak özüne. Bundan da istifade edebilirler. Tabi her gün çok faydası vardı. Canı yani sıcak günlerde aynı zamanda mide için bağırsaklar için. Size bunu ekle sağız. Soğanımız için kapağını kapattım tavamızın. Biz o soğan yanmasın hatun. Bakalım ne oluyor şimdi. Tabii güzel bir renk verir. Ve şeker de katıldıktan sonra güzel bir tadı olur. Bunu nenelerimiz güzel bir şekilde yapardılar. Evet. Böyle güzel o havuç da kerpiç havuç. Oturardılar. Bunu yapardılar. İşte. Eski günlerden. Nenelerden işte kalıplarımız. Geleneksel yemeklerimiz. Biz de inşallah bizden sonra gelen gençlerimiz için bunları yaparız. Sizler için. İnşallah. Sizler de inşallah bunlara daha fazla bir devam verirsiniz. Sağlık çıkarır inşallah. İnşallah. Yaparız inşallah. Her zaman Türkmen'in kalıtına, Türkmen'in geleneksel şeylerine güzel bir şekilde korursuz inşallah. İnşallah. Bunları yanalım ben. Tamam. Bu tamamlandı burada bunu, abla. Darık soğanı güzel bir şekilde yağda kavururuz. İyi tadını versin sonra kara harmanın üzerine atarız. Ergimiz burada tamamlandı ya eksik bir şey kalıptı da. Yok buna hiç şeker hele verir. Şeker verir. Ha, bir temiz ama kaşık bunu. Bunu. Buna şeker verir. Bir az istediği zaman suda koyarız da size şey olursun. Yani buzdolabına ne kadar soğuk olursa o kadar daha durumunu tatlı verim olur. Bir az su, bir az. Biraz su ekleyelim. Yani yaz günü buna kar da atarız. Kar atarlar. Ama kar atıldığı zaman biraz yani kıvamını
yani durulaştırır. O zaman katı yolu kıvamı, kara atsa yeter. Tamam. Bir dakika. Kara attığımız zaman katı, sonra kara atarız. Ama kara atmadığımız zaman buzdolabına koysak özünü, buzdolabında yani özü sağır. Biraz daha. Tamam. Şekeri. Şeker vereyim ben size. Bunu da kaşığı da bunun çerçevesi de şeyden olur. Aynen ağaç çerçeğinden içilir bu çerçevesi. Evet. Bunlar da hafı geleneksel işler bu. Ne kadar şeker getirdim ablam? Getir bir bardak. Bir bardak. Tatına göre. Şimdi kara karmağımız. Bu arada bak kara karmağımıza. Demel maktabı. Dolduracak. Güzel bir koku çıkıyor özünden. Güzel. Çok. Şimdi yesen afiyetle. Elbasa. Şimdi de katsak soğanı daha güzel olur, daha tatlı olur. Şimdi ama şeyine göre, yani bazı var çok şeker istemez, bazı var şeker ister. Ona tadına göre, tatına göre. Şimdilik bunda, sonra tattıktan sonra bir daha şey olur. Tabi dediğim gibi bunu bitirdikten sonra buzdolabına koyulur. Evvel koyardılar damda, damın duvarı üzerine. Çatıya koyuyor. Çok güzel. Kakardılar, içerdiler, serin olsun. Hı. Bunun da çemtesi var. Aynen ağaç. Tahta. Tahta. Tahtadan bir çemte. Evet. İndi de var pazarda yani ederler. İndi bu şerbetimiz bitti. Tamam oğlum. Erik şerbetimiz. Bu arada değerli izleyicilerimize gösterelim. Değerli izleyicilerimiz, erik ezmemiz tamamlandı. Bakalım kara karmağımıza indi abla. Kara karmağın indi dem alır. Az bir ateşe koymuşam. Beklerik soğan bitsin. Bir kere eti kavururuz o için. O zaman abla bunu buzdolabına kaldıralım, serin olsun. Evet. Tabi gerek altı sıcağın hatta tüm yerler kızarsın soğanın. Abla biz birlikte siz şairesiz. Evet. O zaman sizden şiir bekleriz. Şiir? Evet. Başka bir şey dediğimiz zaman şiir. Evet, çok güzel oldu. Tabii. Eminim ki sadece ben değil ablam. Değerli izleyicilerimiz de sizden istiyor. Bilsen de yani... Yeni şiirler uzan, yeni yazdıklarımızdan. Yeni şiir, gerekli fikrimde var ama onlar okudu. Bundan önce yazdıklarımı hatıramda var ama yeni yazdığımdan... Yanınızda getirip sağ olsun. Mesela dedik, sizin gibi güzel hanımlar için... Çok teşekkür ederim. Yani umut kaynağı kadın. Evet. Diyelim hanımlar için coşuyor şiirlerde. Kadının destanları, yurt için güller diker, bezetir bostanları. Sever sevgiyle uçar, sevgiyle uçsun. Sever sevgiyle uçar, miskine gönül açar. Firar eden bülbüle derin muhabbet saçar. Bu bir Türkmen kadını diri, sizin gibi bir nazik bir kadınımız diri. Milletin sağ gözüyem. Bahariyam, güzüyem. Milletin sağ gözüyem, bahariyam, güzüyem. Gürgür baba kızıyam. Tepesiyem, düzüyem. Evet. Okunan bestelerin hecesiyem, sözüyem. Evet. Şanlı kerkügüm için sönmeyen bir közüyem. Sönmeyen bir közüyem. Vay ağzıma sağlık ablam. Çok güzel dedi. Bu sizin için. Çok teşekkürler. Güzel kızımız için. Çok teşekkürler. Sağ çok sağ olasınız. İlerleyen dakikalarımızda bir daha alacağım soğanımıza bakalım. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok ağzıma sağlık gerçekten.
Bu değerli izleyicilerimiz, bu neye delalette? Türkmen kadını hem yemekte, hem şair, şiir yazmakta, her şeyde mükemmeldi. Sağ olasınız. Zaten Türkmen kadını her zaman olduğu alanda yani güzel bir şekilde, gönüllü olarak yapar her şeyi. Her şey de elinden gelir. Elinden gelir. Her şey yani. Her gerçekten alanda. Maşallah. Size de maşallah. Teşekkürler, sağ ol abla. Şimdi soğanınız oldu abla. Soğan bari. Hele bir az bitsin, ona katarım hazır mı? Şimdi salatamız. Salatamız için tahtamız alalım. Evet. Bak burada. Bu arada salatamız dedik, mor lahana salatasıdır. Bu mor lahananı doğradıktan sonra biraz tuzla ve biraz limon tuzuyla, limon tuzuyla şey ettik, biraz yumuşasın hem de rengini versin. Güzel bir kırmızı renge döndü. Özü mor salatadı, mor lahanadı, kırmızılaştı. Ve bunun da çok faydası vardı kalp için. Doğru. Kalp için, damarlar için, damarları açar. Aynı zamanda deri içi. Deri için iyiydi, gözsün. Göze de kuvvetli, güç verir göze de. Yani Allah yani bu gibi şeylerde güzel bir nimet, yani Rabbimin fayda, nimeti gerçekten. Nimeti çoktu, güzel bir çok, faydalar. Çok. Sonra içinde çok vitaminler var. A, B, C vitaminleri bunda var. Aynı zamanda magnezyum, sodyum var bunda. Yani canda güzel bir faydası olur, cana fayda verir. Ne Rabbim neler yaratmış. Sübhanallah. Neler yaratmış, ne nimetler şimdi vermiş. Şimdi soğanı basalım. Soğanımız. Soğanımız. Tabii hemen salatamızın üstüne ekleriz. Evet. Lahananı doğramışız ince ince. İnce ince. Soğanı da aynı ince ince doğrarız. Ama bir daha soğanımıza bakalım. Evet. Biraz daha ister. Biraz daha. Kızarmak ister. O zaman siz salatanı yapın, ben orada soğanımıza bakayım. Tamam. Ama etrafından yoksa daha güzel. Yapacağım. Tamam. Şimdi soğanımızı çok ince doğrarız. İnce çok ince. Çok ince, çok. Tabii kadının güçlülüğü mutfakta da görünür. Tabii. Bıçağı tutmak, şimdi sizin gibi böyle güzel elinde kaşığı tutmak. Evet. Bunlar da yani bilini o hanım ne kadar bir başarılı bir hanımdı. Zaten bunu kullanmaktan bilini mutfağa giriyor, mutfağa girmiyor. Tamam. Bir adet soğan doğrar hocam. Bas. Bir adet yeter. Yeter, yeter. Zaten yaptığımız miktara göre. Tamam, ne kadar yapsam. Yeter. Tabi soğanın da çok faydası vardı. Soğan kalp için iyiydi. Bir daha tansiyonu azalttı. Tansiyon. Tansiyonu azalttı. Bir daha ağızda olan bazı eğer yani böyle şeyler olursa fıtriye dediğimiz bu az olan hastalıklar şeyler olsa pekler temizler, bağırsığı temizler. Diş eti için o zaman. Diş eti için. Sonra şey şeker. Şeker için çok iyi. Bu soğanı biraz böyle arasılarız. Hatta şey olsun. Evet. Birbirini salsın. Lahananın üstüne ekler. Lahananın üzerine ekler. Ablam soğanımıza bak, sağ olsun. Tamam. O kadar tamam yoksa yapağın üstüne. Ne kadar kızarsa o kadar tat verir. Ama çok yanmasın. Ha. Yani hatta doktorlar diri soğanı çok kızartmamın, çok yandırmamın, bir az yani sararsın, kırmızı olsun yeter. Çünkü yani hem faydası hem de o zaman bizim bir, yeter bu zaman. Bir zararı olmasın. Bir az daha. Biraz daha biraz kalsın. Kapağım. Evet, kapağım benim. Şimdi domates. Domatesi bunun da tabii dediğimiz tamatanı şey etme yani gerek vaktinde olsun tamatanın doğraması. Şey doğramak. Anında, o anda. Anında. Önce olduğu zaman içinde olan vitaminleri kaybeder. Vitamin C var içinde, onu kaybeder. Selamen bilem ablam soğan da. Soğan, soğan, soğan kalsa çok. Soğan inindi tamam. Kaldığı zaman çok. Yani soğan, hiç. Soğan kaldığı zaman çok fanadı. Mesela buzdolabına koyağın, sonra yağın olsun, hiç yok olmaz. Yapma onu. Hiç olmaz. Yani soğanı diğer böyle kes.
koy bir kurnaya, evde olan kokunu şeyini hapsını çeker. Bakarsan sarı olur. Evet. Onun için soğan yani kaldığı zaman atın özünü, yeme onu. Yani hatta buzdolabına koysak özünü, buzdolabının içindeki mikrobları çeker. Ama koku verir buzdolabına. Ama ondan sonra ilinmez, hemen ilinmez, atsın. İlinmez. Hiç ilinmez. Evet. Yok yazda, buzdolabına koku verir, olmaz. Buzdolabında kullanılmaz, koyulmaz. Yok, yok, koku verir, kokusunu değiştirir. Ha mesela diyelim... İnce ince, bunu çok ince. Buzdolabını evet, ince doğrarak. Buzdolabını temizledik, boşken içine tuz, koyup... Tuz. Tuz. Tuz koyarsın. Tuz da ekleyebilir. Ha. Ben aldım sizden. Şimdi güzel bir şekilde kızardı. Soğanımız kızardı. Soğanı ilave ederiz. Kara harmanımızın üzerine. Kara harmanın üstüne ekleriz özünü. Evet. Ama bittikten sonra bir kere eti. Kuşbaşı olan eti kavururuz. Kavururuz. Bu ablam mesela isteyen soğanı kara karma tencerenin dibinde de kavurar. Edebilir önce. Edebilir önceden, edebilir de ondan sonra önce, eklersin. Önce edebilir kavursun, kara karmanı atsın üzerine. Ama biz istemedik soğan çok azilsin. Biraz görünse de güzeldi. Hı hı, şekil verir özüne. Tat verir, şekil tamam. Verir. Bu kara karmanı dem alınca bu da tatını verir. Hı hı. Şimdi atarız etimizi. Tamam, şimdi et kavra. Soğanı bunu ekledikten sonra tabi tavanımızı buraya astık. Eti kavururuz. Kuşbaşı yapmışız. Güzel bir şekilde de pişipti. Evet. Bunu kavururuz. Kavurmanda da güzel takılır. Ondan sonra kara harmanın üstüne ekleriz. Yok, yok, ayrı şeyi, onu koyarız. Eti ayrı koyarız. Şimdi soğanı, bak burada soğanı kavurduktan sonra karkarmanın üzerine ekledim. Ama edebili eti de... Eti ekleme ama. Yok, et yok. Edebili de önce yani soğanı başlasın soğanla, sonra karkarmanı atsın. Biz sonradan soğanı şey ettik, hatta içinde böyle tek tek güzel görünüyor. Soğan ne çok yansın ne de böyle tek, yani orta böyle orta kızarsın. Yansa da iyi değil soğan. Yedik de soğanın da çok faydası vardı. Aynen. Güzel bir tat verir aşağı yemeğe. Burada etimizi de kavurduk. Evet. Tabii etin de faydası vardı. Tabii. Kan azlığına. Ama çok evet. Da yemek yok. Yani iyi. Haftada iki gün, üç özü, gün. Ablam her şeyin fazlası zararlı. Belada. Her şeyin yani sadece yani. Et değil. Özellikle yağlı olursa kırmızı et zararı evet. Vardı. Evet. Burada salatamızı. Salatamızı. Burada dedik... Mor lahana üzerine ekledik soğanımızı. Şimdi tamatanı. Tamatamızı. Tamatanı da ince ince dediğimiz gibi. Ne kadar ince olsa onca güzel görünüyor. Evet. Şimdi böyle yeşil biber. Yeşil biber mesela. Yeşil biber tabi bunun da faydası vardı. Yeşil biber kan azlığı için çok iyiydi. Kan azlığı için. Evet. Kan azlığı için yeşil biberin de faydası vardı. Ayrı faydalar da vardı. Bunları ben alayım. Göz için, hı-hı, içinde vitaminler vardı. Evet. Allah bir şey yaratmayıp faydasız. Aynen, her şeyde bir, aynen. Her şeyde bir tür fayda vardır. Yanmasın etimiz. Çok bir şey evet. Etmeli gazını, kuru olmasın. Normal. Evet. Normal. Tamam, şimdi et bitti. Eti sonra ayırır. Etimiz kızardı. Etimiz kızardı. Tamam. Kalsın. Bu indi kalıptı. Yavaş yavaş. Kapatalım. Kara harmanımız. Kara harmanımız da deme koyduk. Deme koyduk özünü. Böyle. Salatamız. Aynen salatada da aynen ince ince doğrarız şeyde. İnce ince doğrarız. Ne kadar bak görsen hatun. Hı-hı. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Böyle o salata.
Bu arada biz ablam şiirlere doymadık. Şiirlerimize. Evet, şiirlerimize yazdığımız şiirlere doymadık. Bilmem de yoruldunuz. Ama rica ederim. Bu benim kaynar gevlim. Evet. Her şeyi aynar gevlim. Kerkigimin koksuna durmadan sayınar gevlim. Bayağı durmadan sağlamış. Sayınar gevlim. Tabii dediğimiz anne. Anne, evet. Annelerimiz, tabii bunlar yaptık da annelerimizi. Eski geleneksel yemeklerimiz yaptık da annelerimizi hatırlarız. Onun için yani annem için yazmışam. Bu da yeni olduğu için biraz şimdi yani şiiri şey yapalım sizin için. Anne sevgisi her zaman gönüllerimizde. Ben başka. Anne ben sevgisi başka. Hiç silinmez gönülde. Anne. Anne Allah'ın emrini bitirdikten de sonra annenin. Aynen. Hani Allah annelerimizi amin saklasın. Ölenler de Allah affetsin. Allah sabırlık versin. Bana ak sütünü veren annem için. Tabii az bir parçalardan okuram. Bu benim özel nenem, sözleri ezel nenem, evimizin hatını, her şeyi güzel nenem. Vay vay vay. Ağ etti usatı nenem, dertler ilacı nenem, besledi ubeyi gitti u başımın tacı nenem. Diyarık baba bir gün, nene yeri, nene yeri, çağırram nene yeri, her bayram sabahında görünü nene yeri, görünü nene yeri. Ay ağzına sağlık. Tabii dediğimiz gibi Allah tüm annelerimiz korusun. Sağ olasın. Yani gönül ister ki anneler ölümsüz olsun. Amin. Ama işte, elde bir şey yok. Elde bir şey yok. Ölüm tümümüzün yolunda. Aynen. Allah ölenleri de Allah affetsin. Amin. Sabırlık versin. Amin. Bunu tabii biz daha fazla yakasak daha iyi olur. Hı-hı. Onları aynen doğradıktan sonra yani aynı ince ince evet. Aynen bunu da aynen, kıyarı aynen da ince doğrarız. Çok ince olsun yani böyle çok böyle ince. Evet. Çünkü bunları hatta bunların üzerine ilave ederiz. Karakaramamıza bakın ben. Tabii hıyarın da faydasını diyelim. Tabii. Hıyarda da fayda çoktu. Hıyar hem koyar midanı yemekten sonra hazmettirir. Hem de şeker için çok iyi. Şeker abla, olan için. Bu arada açtım tencereden nece bir güzel koku geldi. Afiyetin olsun. Vay elva sağlık. Sizinle beraber. Senin de elinde tat vardı görürüm. Hayatım sen sağ olasın. Sen de beni yardımcısın burada. Şey yapmadım bak, bunları sen böyle açarız. Görsen böyle ince. Evet. Yani kadar menzebesti. Evet, yani güzel yeşil bir renk veriyor özüne. Zaten mesela onun malzemesi mor lahanaydı. Onu mor lahanaydı ama bunlar da. Bunlar da ekledim. Bunu kattıktan sonra limonu. Tamam ben size kaşık koyarım buradan. Bir temiz kaşık. Buyurun ablam. Bunları yanalım. Ola bitti. Ama lahana bir dakika limon. İhtiyacı var. Limoncu. Ha limoncu. Şimdi mor lahana da güzel bir şekilde yumuşadı. İçinde soğan ne güzel renk veririm oraya. Evet. Rengarenk oldu zaten. Rengarenk oldu. İnşallah hayatımız da Türkmen milletimiz de güzel rengarenk hayatlar yaşar. İnşallah. Rengarenk gelecekler günler. İnşallah. İnşallah diye. Allah inşallah milletimizi her zaman korusun. Amin. Sizin gibi gençlerimizi, kız ve oğlanlarımızı. Siz geleceğimizsiz. İnşallah elimizden geleni yaparız. İnşallah. Burada çalışan kadrolarımız sağ olsunlar, güzel işler yaparlar. Gerçekten çok yorgundular bizimle. Çok. Evet. Bunu ama bu da bir göre tamamlandı. Biz bunu koyalım. Salatamız. Limonu da eklesen özüne. Limonu da ekler üzerine. Güzel bir şekil veri. Bazı yerlerini attıktan sonra. Limonu isteyen limonu. Aynı gene kadar hafif olursa. İnce olursa. O kadar güzel bir.
rengarenk bir tablo. Aynen. Morumuz var, beyaz var, yeşil var, kırmızı var içinde, sarı yerde o. Sarı da var. Tabii inşallah. Yenilere afiyet olsun. İnşallah. Tabii bunlardan burada neler ekler olsun? Burada ketçap koyarız da sonra bu, şeyi suyunda. Nar eşkisi. Bu nar şeyi de olur. Aynı nar şerbeti de nar eşkisi. Sonra şeyi de koyarız aynen. Buradan ketçapımız da bu narın tabii narın çok faydası vardı. Hı-hı. Hem de güzel bir tat verir salataya. Ketçapımız. İstediği zaman bir daha fazla edebiliriz. Tat. Ama bir dakika burada bunu şey deriz, bunları bir yan aldıktan sonra gerçi tuz da verelim. Tuz tamam. Tuz ama ben tuz koymadım. Bazı insanlar var tuz koymaz. Biz tuz koyarız ondan sonra hani biraz göz ayarı da olur. Göz ayarı. Göz ayarı da olur. Çünkü mor lahanayı tuz koymuşuz. Olmaz evet, bir daha. Çok eklemeli o çok eklemeli. Yalnız bunlar suyuyla ve ketçapla bunlar harmanlar bozunu. Burada zeytinyağımız var, ablan sirkemiz ya da limon suyu bunlardan. Onlardan da bir az koyarız. Biz bunu katın. Onlardan koyarsan. Katarım biz bunları katın. Tamam. Bir az zeytinyağı. Zeytinyağı da 2 kaşık yeterli. Sirke de olur ama az. Çünkü vermişik bundan zaten önce. Zaten limon koymuşuk. Bir az sirke. Bir az, evet. Az. Edebilir isteyen limon suyu koysun. Hı. Bu limon da olur. O limonu yemeyen bu limon suyunu. Arzuya göre. Arzuya göre olur. Çünkü bu limonu bu şekilde yemek hatta dişi beyaz eder. Hı. Dişleri beyaz eder ama dakikası gerek yakasın dişi zarar verir kalsa. Tabii. Dişi beyaz eder tamam. Ama gerek yakasın dişi. Yakamadığı zaman dişe zarar verir. Çürümesine tamam. Neden olur. Tamam. Bunlar bitti. Salatamız da tamam oldu. Yemeklerimiz tamamlandı. Evet, tamamlandı şimdi. Tamam. Şimdi karaharmanımızı. Karaharmanımızı. Biraz alt üst ettikten sonra hemen burada tabağımızı alalım. Tabağımızı alırız. Evet. Tabii iyi demalı. Yağı da iyi. Tuzu herkes kendi yani abla, istediğine göre. Pişirmeyi, yani pirinç pilav kimin yoksa farklıdır. Aynı pirinç pilav kim ama biraz ister daha çok su. Su ister, biraz su ister fazla. Bir az su ister fazla. Karaharman. Bu bitti. Atrafına eti bırakırız. Kızarmış et. Kızarmış ette kuşbaşı olup atrafına bırakılı. Hem güzel bir şekil verir, manzara verir. Evet, tadına. Hem de tadı, hem de faydası vardı. Bunlardan derdiler 70 yani hanımlarımız indi de yaparlar. İndi de yaparlar. Anneannelerimiz, babaannelerimiz. İndi de yani insanlarımız yaparlar, biz yaparız. Hatta yani dediğim gibi şeker hastalığı için ekmekten o bir pirinçten daha iyiydi. Karaharman. Bu da değerli izleyicilerimiz karaharmanımız tamam oldu. Yemeklerimiz gördüğünüz bu da gibi salatamız, hazır oldu. Salatamız. Bu da Ergezmemiz. Edebilir bunu dedik Çin'e de çünkü geleneksel bir şeyimizdi bu Çin'e koyma. Edebilir de aynen bardaklara bırakırız. Aha. Rengi görünsün. İnsanlarımız için. Hı-hı. Şeker koyduktan sonra şeker de kaderici olur. Damak zevkine kalır. İster çok su var. Mesela İster tatlı sever özünü. Çok var, tatlı olsun. Var, şirin olsun, tatlı olsun. Var da yani orta bir şekilde.
Yani herkes yani kendi istediğine göre kendi. Evet. Tamam. Bunların da tabii bunu yemekten sonra bunlar da itilir. Hı hı. İnşallah yenilere de afiyet ablan, olsun. Ablan bir daha dese o neler ekledik? Mesela karakarmağı nece yaptık? Karakarmağını tabii biraz ibittik. Ondan sonra yağ üzerine attık. Alt üst ettik. Evet. Su kadarca koyduk. Biraz toz kaynadı. Yani yağ da biraz alt üst ettik kaynadı. Ondan sonra soğanı kavurduk. Soğanı ekledik üzerine. Soğandan sonra tabii şey de eti kuşbaşı yapmışız. Evet. Eti kuşbaşıdan yani yaptıktan sonra kaynadı, kavurduk. Etrafına düzdük. Evet. Tabii kadarıyla da tuz bırakılır. Dediğim gibi karakarmanın özel bir tadı vardı. Faydası da çoktu. Evet. Yanında salatamız. Salatamız mor lahana salatası ekledik. İsteyen yani bu bunlardan dediği yer yan limon yer yemeyen çıkardı bile. Ama faydası da var dedik bu limonların. Evet. İçine de ekledik nar şerbeti, nar evet. suyu diyelim. Ondan sonra evet şey zeytinyağı, aynen limon suyu, kaçak, tuz. Yani ama lahana biraz sert olduğu sert için lahana, bunu evet. en önce doğradıktan sonra şeyden ettik. Limonla, tuzla, tuzla harmanlar olasını. Mesela bir yaklaşık İmşap, bir yumuşasın. 10 dakika, 15 dakika harmanlar olasını yumuşak olsun diye. Bu da ergezmemiz. Geceden iyi bittik. İndi şimdi aldık tohumlarını. Aldıktan sonra ezdik elekte. Güzel bir şekilde suyunu ayırdık. Çok tatlı bir şerbet inşallah. Yenilere, içenlere armağan evet, olsun. Ablam. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim ablam bizimle katıldığı için. Gerçekten kendi bizi için. Kırmayıp çok teşekkür ederim katıldığı için. Bizim... Kapanışı da yapmadan önce senden bir şiir alalım. Kerkü, güzel kerküyümüz için. Biz zaten kerkü giysin, kerkük hanımları için bunları. Yani güzel, hatta tüm Türkmen eli, tüm Türk dünyası hanımları bilseler bizim geleneksel yemeklerimiz, Türkmen mutfağı nedir? Zaten gayemiz oldu. Hürriyet hanım dedi o. Kerkümüz üstüne onunla kapanışımızı yapalım. Bir, Hürriyet, çimen yanım. Çimen yanım, bezedip çimen yanım. Evet. Bu şirin kerkü giyitin, çisen yan, çimen yanım, çisen yan, çimen yanım. Ay ağzıma sağlık ablam, çok teşekkür ederim bizimle katıldığınız için. Çok bu güzel şiirleri için, bu güzel hürriyetleri biz de çok teşekkür ederiz Türkmen El Uydu kanalına ve özellikle bu bizde burada hazır olan kadroya, sizlere ve burada olan kadrolara inşallah Esraf Bey, Abdullah Bey inşallah güzel bir şekilde çabaladılar. Güzel bir çabaları göze çarpmaktadır. Çok doğrudan. Çok teşekkür ederim. Ve her zaman bu gibi çabalarda Türkmen El Uydu telifinden bulunmaktadır. Türkmen, Deniz Türkmen Kadınlar Örgütü de mutfağım bizim için atmış. Aynen, çok teşekkür çok sağ olsunlar. Yerlere de afiyet olsun. İyi başarılar, iyi gelecekler. İnşallah Türkmen'in olsun, tümünüzün olsun inşallah. Allah kerkükümüzü, milletimizi korusun. Amin. Biz de size başarılarınızın devamını dileriz ablam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Olasın. Sağ olasın. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir daha buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.